Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde hız ve renk yayınları Türkiye geneli deneme sınavının TYT matematik sorularını beraber çözeceğiz. Bu geçen sene yapıldı deneme ama baya güzel sorular var. Onun için bunu size çözmek istedim. Evet, işlemini tahtaya yazan bir öğretmen öğrencilerine kutuların içine artı, eksi, çarpma, bölme ve eşittir işaretlerinden uygun olanları yazana tam puan vereceğim diyor. Bu kutulara Ahmet sırasıyla bölü ve eşittir, Beyza eşittir, çarpı, Ceren eksi ve eşittir işaretlerini koymuş. Buna göre bu üç öğrenciden hangileri bu sorudan tam puan alacakları? Bakın burası önemli çünkü bazen alamayacaktır falan diyebilir. Şimdi Ahmet'inkine bir bakalım. Bölü koymuş. O zaman 12 bölü 3 sonra eşittir koymuş. 4. Ne oldu? Tam puan aldı. Evet, Beyza'nınkine bakalım. 12 önce eşittir koymuş. 3 var. Sonra ne koymuş? Çarpı. Bu da ne yaptı? Tam puan aldı. Evet, Ceren'inkine bakalım. Önce araya eksi koymuş. Sonra eşittir koymuş. Ne oldu? Bu tam puan alamadı. Demek ki bunlar tam puan aldılar ve doğru cevabımız Ahmet ve Beyza olacak. Evet, ikinci soruma geçtim. Aşağıdaki tabloda bir yemekte kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin miktarları gösterilmektedir. Malzemelerin miktarlar. Bu yemekte kullanılan tüm bu malzemelerin üzerine bu malzemelerin toplam ağırlığının %40 kadar su ilave edilecektir. Buna göre yemek hazırlanırken kullanılan su miktarı kaç gramdır? Şimdi dostlar bakın burada bu kök 36, 6 demek. 3 kere 6 18, 7 demek. 5 kere 7 35. 5 demek 35, 11 demek 44, 4 demek ve 8. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Evet, bunların toplamı 18, 30, 48, 53, 83, 88, 128, 132, 140. Ne yaptım? Hepsini topladım. Şimdi bu toplam ağırlığın %40'ı kadar. O zaman 140 çarpı 40 bölü evet 100. Bakın 2 0 gitti ve 4 kere 16 elde var. 1 4 bir de elde 5. 56. Demek ki suyumuz ne kadar olacakmış? 56 gram olacakmış. X ve Y aralarında asal sayılardır. Buna göre EBOB falan filan 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 hangisi yanlış olabilir demiş. Şimdi EBOB ne demekti? Ortak bölenlerin en büyüğü. Bir dediğine göre ortak böleni olmaması gerekiyor. Şimdi şunu düşünelim. X çarpı Y ile X artı Y'nin ortak böleni var mıdır? Zaten bunlar aralarında asal. Demek ki toplamlarında ne olacak? Herhangi birinin katı olur mu? Şimdi bunlar da birbirinden farklı sayılar. Nasıl olsun? Olamaz. Yani istersen bunu sayısal değerler yapabilirsin ama şimdi yanlış olabilir deyince bir tane olumsuz bulman lazım. Yani bu biraz sakat. Şimdi şöyle düşün. Bir x'in katı bir de y'nin katı. Mesela x'in katından düşünelim. Bu x'in katı, o zaman x'e bir şey ekleyeceksin. Tekrar x'in katı olabilmesi için y'nin de x'in katı olması lazım. Yani x'in katı, bu da x'in katı olsun ki tekrar bir x'in katı çıksın. Böyle bir şey olamayacağına göre demek ki bu nedir? Doğrudur. Ondan sonra gelelim şuna. Bunu bozmaya çalışacağım. Yanlış olabilir dediği için. Şöyle yapalım. Eğer x'e 5 verirsem bunu bozarım. Artık y'ye istediğimi vereyim. Aralarında asal olacak şekilde. Mesela 2 versem ne olur? 7, 7. Bu da o zaman ne olur? 7 olur. Yani bu ne oldu? Yanlış oldu. Bunu da aynı şekilde bozmaya çalışalım. X'e 5 verelim. Y'ye de 3 verelim. Bak 5 ile 3 aralarında asal uyuyor. Ama burası 15 15 yaptı. 15 15 olunca da ortak bölen ne oldu? 15 oldu ve bu da yanlış. Dostlar bu arada bu yanlışları istiyordu benden. Demek ki doğru cevabım nedir? Yanlışları istiyordu. Demek ki doğru cevabım nedir? D şıkkıdır. Yusuf yukarıda verilen hesap makinesinde 10 basamaklı bir sayı yazmaya çalışıyor. Şekilde görüldüğü gibi Yusuf 9 adet rakama basmış ve hesap makinesinin ekranında 9 basamaklı bir sayı oluşmuştur. Buna göre Yusuf basacağı 10. rakam aşağıdakilerden hangisi olursa 10 basamak sayı 6 ile tam bölünebilir. 6'da ne olacaktı? 2 ve 3'e tam bölünecekti. O zaman bu en sona basacağım rakam
Bir kere çift olmak zorunda. Bunların hepsi çift. Rakamları toplamında ne olacak? 3'ün katı olması lazım. Rakamları toplamında ne olması lazım? 3'ün katı. O zaman bunları toplayalım. 15, 21, 25, 34, 37, 43, 45 ve 50. 50 artı A ne olacak? 3'ün katı olacak. Şimdi 50'yi bir daha kendi arasında rakamlarını toplarsam 5. 5'e en küçük ne eklerim? 1. Sonra 3 ekledim. 4, 7. Ama 1 ile 4 olamaz. Çift istiyordum ben. Demek ki doğru cevabım nedir? Evet, C şıkkıdır dostlar. Evet. K pozitif bir tam sayı olmak üzere üçgen içinde K, 10 üzeri K eksi 1 bölü 3 sayısının rakamları toplamı olarak tanımlanıyor. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Yani çok böyle iğrenç bir eşitlik vermiş bana. Böyle direkt yanlışı görebilmek de zor. Şöyle A şıkkını yazıyorum. Bu ne demek? Şöyle yapalım. 6 ne demek? 10 üzeri 6 eksi 1 bölü 3. 10 üzeri 6 sonunda 6 tane 0 olacak. 1 çıkarınca 6 tane 9 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 9. Bunu 3'e böleceksin. 6 tane 3. Bu 6 tane 3'ün rakamları toplamı ne olacak? 18 olacak. Yani bunun eşiti neymiş? 18. Şimdi 3'e bakalım. 3. Bu da 10 üzeri 3 eksi 1 bölü 3. 10 üzeri 3 sonunda 3 tane 0 olacak. 1 çıkardım. 3 tane 9 olacak. 3'e böleceksin. 3 tane 3 olacak. Bunun rakamları toplamı nedir? 9. 2 çarpı 9 eşittir 18 mi? Evet, ama ben yanlışı arıyorum. Bu ne oldu? Doğru. Şimdi şuna bakalım. 9. Aynı şekilde 9 ne demek? 10 üzeri 9 eksi 1 bölü 3. 9 tane 0 var. 1 çıkarınca 9 tane 9. 3'e böldüm. 9 tane 3. O zaman 9 tane 3'ün rakamlar toplamı nedir? 27. Zaten bunun gelmesi imkansız. Neden? Çünkü 2 tane aynı sayı çarparsam nasıl 27 olsun? Yani bu yanlış olacak. Ama istersen bir daha bakalım. 3'ü ne bulmuştum? 9 bulmuştum. 9 çarpı 9 27 olur mu? Olmaz. Demek ki yanlış olan budur. Yani bunun hepsini tek tek bakacaktım. Allah'tan B'de çıktı ve devam ediyorum. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere X bir şeyler vermiş. Buna göre X kare artı Y kare bölü X eksi Y ifadesinin Y türünden eşiti nedir demiş. Demek ki burada X'i çekip yerine Y'li bir ifade yazacağız. Şimdi ben bu ikisine bakınca X ile Y'yi çekip nasıl yazabilirim? Bölü N bölü N demiş. Bunları direkt çıkarsam, evet toplasam olmuyor da çıkarsam m'ler gidiyor. O zaman şöyle yapalım. X eksi y eşittir. X'i aynen yazayım. Eksi y'yi de şöyle yazayım. Bu da bölü n, m artı n eksi m artı n. Şunlar gitti. Bu da 2n bölü n. Bunlar da gitti. Demek ki x eksi y ne oldu? 2 oldu. Şimdi x eksi y 2 olduysa y yerine ne yazabilirim? X eksi 2 yazabilirim. Ne yaptım burada? Y'yi çektim. O zaman şey pardon y türünden eşit demiş. Tamam. O zaman şöyle yapalım. X'i çekelim. Burada x kalsın. Bu da y eksi y artı 2. Şimdi bir saniye şunu silivereyim. Buna da ne diyelim? Y artı 2. O zaman x gördüğümüz yerine ne yazacağız? Y artı 2. O zaman y artı 2'nin karesi artı y kare. Şimdi doğru bir şekilde yaptım ama cevaplarda böyle bir şey göremedim. Bunu bir açalım. Y kare artı 4y artı 4 artı y kare bölü 2. Bu da 2y kare artı 4y artı 4 bölü 2. Bu da y kare artı 2y artı 2. Cevaplarda böyle bir şey de göremedim. Şimdi burada bir tam kare var. O zaman şöyle yapalım. Bu y'nin karesi. At y'yi böl 2'ye. Y artı 1'in karesi. İyi de y artı 1'in karesi 1 olması lazım. 2 demek ki yanında bir de artı 1'i var. Doğru cevabımız nedir? Evet, B şıkkıdır dostlar.
Aşağıda ABC gerçel sayıları ile elde edilen sayılar sayı doğrularına yerleştirilmiştir. Buna göre ABC sıralaması. Şimdi bakın burada mutlak A'yı buraya koymuş. 1 bölü A'yı negatif tarafa koymuş. Demek ki 1 bölü A negatifse bir kere A kesinlikle negatiftir. Tamam. Mutlak A da neredeymiş? Mutlak A'da neredeymiş? Sıfır. Zaten mutlağı pozitif olacak. Neyse. Bu arada 1 bölü A basit kesirse A bileşik kesirdir. Ha, hem negatif hem de A nedir? Eksi 1'den daha küçüktür. Tamam. Sonrası için bir daha bakarız. Çünkü böyle sonsuza kadar gitmeyeceğim de 4'e kadar gideceğim. Yani tam sayı falan dememiş. Tamam. Şuna bakalım. B kare mutlak B demiş. Şimdi bir sayının karesi kendisinden küçükse zaten bu basit kesirdir. Doğru. O zaman B nerededir? Sıfırla bir arasındadır ama mutlak dediği için eksiler de olabilir. Yani B nerededir? Eksi 1 ile 1 arasındadır. Yani B A'dan büyük olacak. Geldik C küp C yani kök C ile C küp eşit demiş. C eşittir C küp. Her iki tarafın karesini alalım. C üzeri 6 bölelim. C üzeri 5. Hangi sayının kuvveti 1'dir? Şey 5. kuvveti 1'dir. 1. Demek ki C de 1'miş. O zaman en büyük C'dir. En büyük C'dir. Sonra B geliyor. A da gördüğün gibi onlardan daha küçük. Tam ters sıraladım. O zaman CBA'ya bakacağım. CBA yani doğru cevabım nedir? C şıkkıdır dostlar. Bir doktor muayene ettiği tüm hastalara ya 10 ya da 15 dakika süre ayırmaktadır. Bu doktor 10 dakika muayene ettiği her hastadan sonra 2 dakika, 15 dakika muayene ettiği her hastadan sonra 5 dakika dinlenmektedir. Bu doktor saat 9'da hasta muayene etmeye başlamıştır ve 25. hastasını muayene ettikten sonra dinlenmeden saatine baktığında 15:15 olduğunu görmüştür. Buna göre bu doktor kaç tane hastasını 10 dakikada muayene etmiştir? Şimdi şöyle yapalım. X tane hastasını 10 dakikada muayene etsin ama 2 dakikada dinleniyor. O zaman Y tane hastasını da 15 dakikada muayene etsin. Onda da 5 dakika dinleniyor. O zaman şöyle yapalım. X artı Y. Burada kaç tane hastası varmış? 25. X hastasında ne kadar? 12 dakika. Y hastasında ne kadar? 20 dakika süre geçirecek. Ve 9'dan 15:15'e kadar ama dinlenmeden. Yani bunun üzerine dinlenmeyi de ekleyeceğiz. Şimdi 9'dan 15'e kadar 6 saat 15 dakika var. Artı dinlenme. Evet. 6 saat 360 dakika. O da ne yaptı o zaman? 375 dakika artı dinlenme. Dinlenmemiz ya 2 dakika olacak ya 5 dakika olacak. Şimdi bunu bilemiyoruz tabii. Çünkü bu en son baktığı hastası 10 dakikalık olabilir, 15 dakikalık olabilir. Şimdi yerleştireceğim. Duruma göre bakacağız. O zaman şimdilik 5 diyelim. 380 dakika geçmiş olsun. Ondan sonra bakarız. Şimdi burada kolay olan x'i yok etmek. O zaman bunu eksi 12 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. X'ler gitti. 27'den de 12'ye çıkardım. 8y kaldı. 12 ile 25'i. Şimdi 25 ile 4'ü çarpsam 100 oluyordu. 3 tanesi de ne oldu? 300 çıkardım. 80 kaldı ve y 10 çıktı. Bu arada şu dinlenmeyi yanlış yapsaydım yani 2 verseydim burada tabii y ne çıkacaktı? 8y 2 versem 3 eksik olacak. 77 olmayacaktı yani. Demek ki bu. Ha, bunu da otomatik olarak anlamış olacaktım. Y'yi 10 buldum ama ben y'yi istemiyorum. Y'yi 10 buldum. Ben neyi istiyorum? Ben x'i istiyorum. Y'yi 10 buldum. 25 olduğuna göre x de nedir? 15. Ben de doğru cevabı ne yaptım? E şıkkı olarak buldum. Evet, güzel bir soruymuş. İki bilinmeyen aslında daha rahat anlaşılıyor. Genelde bir bilinmeyen yapmak istiyor öğrenciler ya da hocalar ama ben iki bilinmeyeni tercih ediyorum. Daha rahat anlaşılıyor. Evet dostlar. Bir banka para transferinde aşağıdaki tabloya göre işlem ücreti almaktadır. Para eğer böyleyse işlem ücreti bu şekildeymiş.
Bu bankanın müşterisi olan Selçuk Bey 15 bin lirayı 1000 liranın katları olacak şekilde transfer edecektir. Buna göre Selçuk Bey'in bu transferler için ödeyeceği toplam işlem ücreti aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Ha, sakat. Şimdi şöyle yapalım. Minimum ve maksimuma bakalım. Minimum. O zaman minimumsa 15 bin. Evet. 15 bin lirayı da ne yapalım? Burada 15 bin lira 10 binden büyük olduğu için burada gönderelim ve bölü 1000 olarak işlem ücreti 15 lira alacağız. Maksimuma bakalım. Hepsini 1000 gönderelim. Hepsini 1000 gönderelim. Ve 15 çarpı 6 90 lira. 15 ile 90 arasında zaten. O zaman işimiz var. Tek tek deneyeceğiz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 10 bin lirayı böyle gönderelim. Diğerlerini de 5 tane binlik olarak gönderelim. Şimdi 10 bin lirayı 1000'e böldüm. 10 lira buradan gelecek. Bunlardan da 5 çarpı 6 lira gelecek. 30-40 lira. Yani ne oldu? Bu olabilir. Şimdi işimiz var. 11 bin lirayı gönderelim. O zaman burada ne gelecek? 11 bin artı 4 tane de 1000. 11 binden 1000'e bölelim. 11 lira gelecek. Buradan da 4 çarpı 6 lira. 24, 11 daha ne yaptı? 35. Bu da oldu. Peki 12 bin lira gönderelim. 12 bin. Burada da ne kadar göndereceğim? 3 bin. 12 bini 1000'e bölelim. Buradan 12 lira. Burada da 3 tane 1000 lira. 6, 18, 12 daha 30. Bakın bu da gidiyor. Böyle tek tek deneyeceğim. Peki ne yapalım? 13 bin lira gönderelim. Kalan 2'yi de 1000 gönderelim. 13'ü 1000'e böldüm. 13 lira verdim. 2 tane de 6. 13, 12 daha 25. Ve bunu da yaptım. Tabii olanları gösterdim. Demek ki ne olamaz? Evet, E şıkkı olamaz. Yani bu olamaz soruları biraz sakat tabii. İsterseniz sonra buna birazcık daha bakın. İlk önce nasıl yaptım? Bu şekilde gönderdim. Sonra bu şekilde gönderdim. Sonra bu şekilde. Sonra da bu şekilde gönderdim. Evet, devam ediyorum dostlar. Birazcık gıcık bir soruymuş ama olabilir. Neden olmaz? Evet. Bir doğal sayının en büyük asal çarpanı P ise bu sayıya P'lik sayı denir. Örneğin 72 sayısının en büyük asal çarpanı 3 olduğundan 72 sayısı bir üçlük sayıdır. Buna göre 3 basamaklı en küçük 7'lik sayı ile sayı 2 basamaklı sayı 2 basamaklı en büyük 2'lik sayıdan kaç fazladır? Ha. Şimdi 7'lik sayıları düşünelim. Şimdi 7'lik sayıda ne olacak? 7 olacak. En büyük asalı. Ve 3 basamaklı olacak ve en küçük. Yani burada biraz işimiz sakat. Şimdi 7, 5 olsa 35, 3 ile çarpsak 105. Evet. Yani bunu bulması birazcık kolay değil dostlar. Sonra ikilik. Aa, ikilikte sadece ikiler olacak. 2 ve çünkü başka asal olmayacak. O zaman 2'nin kuvvetlerini düşüneceğim. 2'nin öyle bir kuvvetini almam lazım ki 3 basamaklı, 2 basamaklı en büyük, evet, 2 basamaklı en büyük demişti. Tamam, bu 10 en küçük demişti. En büyük olsun. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128. Demek ki 2 üzeri 6 olacak. Bu da ne olacak? 64 olacak. 105 bulduk. 64 bulduk. Çıkardım. 1 ve 41. Doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır ama yani burada başka yerlere gidebilirdik. Yani 7, 49, 2 ile çarp 98 olmadı. 7'nin karesi 7'nin karesi 49. 3 ile çarp falan filan. Yani burada bunu bulması öyle çok da kolay olmayacaktır dostlar. Evet, devam ediyorum. ABCDE harfleri şekildeki çarkın etrafına eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Şekildeki ibre başlangıçta A harfini göstermektedir. Bu ibre önce saat yönünde 60 derece, 120 derece ve 300 derece döndürülmektedir. Ardından tekrar saat yönünde 60, 120 ve 300 derece döndürülerek döndürme işlemine bu şekilde devam edilmektedir.
Bu ibrenin her dönme hareketinin sonucunda gösterdiği harfler not edildiğinde harf dizisi elde edilmektedir. Buna göre baştan 57. harf aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dostlar, burada bir döngüye kalacağız demek ki. Şimdi burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki zaten bunun bir tanesi nedir? 60 derecedir. Birinci de ne oluyormuş? B. Zaten burada vermiş. İkinci de ne oluyormuş? D. Üçüncü de C. Sonra D. Sonra F. Sonra E. Sonra F. Şimdi bunları bir kontrol edelim. Ne yaptık? 60 döndürdük. Bir tane gittik. 120 döndürdük. İki tane gittik. 300 döndürdük, 5 tane gittik. 5 tane. Sonra 60 döndürdük, 120 döndürdük, 300. Sonra E'ye geldim, 60 döndürdüm. Sonra F'den sonra ne yapacağım? 120 döndüreceğim. 2 tane. B'ye geldim. Sonra 120 300 döndüreceğim. Yani 120 ve A'ya geri geleceğim, A'ya. Tamam. Sonra 60. Bakın A'ya geri geldim ve 60. B'ye geri geldim. B'ye başlayacağım. Evet, işte yakaladım. B'ye geleceğim 60. Sonra D'ye geleceğim 120 ve C'ye geleceğim 300. Yakaladım. Şimdi şöyle sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bunun modu 9'muş. 9'da bir dönecek. O zaman 57'yi 9'a bölelim. 6 kere 9, 54. Kalan ne? 3. O zaman 3. harfe bakalım. 1, 2, 3. Demek ki ne olacak? C harfi olacak dostlar. Evet, bu da bizim aslında konumuzda var. Tekrar eden olaylar. Yani şimdiye kadar sormadılar ama sorabilirler dostlar. Bir döngüye kalacağız. Döngüyü yakaladıktan sonra da bölüp kalana göre hareket edeceğiz. Birinci, ikinci falan. Sağ olsun burada birazcık da vermiş. Evet, devam ediyorum. Bir Ramanujan sihirli karesi satırlara, sütunlara, köşegenlere veya köşelerden ya da tam ortadan 2 çarpı 2'lik karelere ayrıldığında bu ayrılan sayıların toplamı hep aynı sonucu verir. Yukarıda böyle bir sihirli kare verilmiş ve x artı y artı z toplamı kaçtır demiş. Şimdi benim burada dikkatimi çeken şu köşeler oldu. Bakın şu köşegenin üzerindekilerin hepsinin toplamı ne olacak? Evet, o istenilen sayıyı verecek. Peki bunları bir toplayalım. Bu aynı sayı ne oluyormuş? 22, 17, 89 ve 11. 89, 11 daha 90, 100 yapıyor zaten. 139. Neyse. Demek ki bu hepsi 139 yapacakmış. Yani burası da 139, burası da 139, burası da 139, burası da burası da. Aslında bunları birazcık daha hızlı bulabiliriz. Çünkü bakın şu 4'ü, bu da şu 4'üne eşit olacak. 22 ile 17 ortak olmuş oluyor. O zaman z artı 12 şu 4'ünde var. Şu dördünde de ortak olan 22, 17 demek ki 89 ile 11. 89 ile 11. 12'yi bu tarafa attığın zaman eksi 1. Demek ki z ne olacak? 88. Bakın birazcık daha hızlı oldu. O zaman şu dördüne bakar mısın? Şu dördünde bu köşeyle ortak olan 17 ile, evet, x artı 24. 17 ile 89 var. Ortak olmayanlar da o zaman 22 ile 11. Bunu bu tarafa attım. Eksi 2 ve 9. Demek ki x ne oldu? 9 oldu. Ama y'ye gelemedim. Evet, y'ye gelemedik. Şimdi şöyle bakalım. Ama ona gelemedik. Peki şöyle bakalım. Şurayı bulalım. Şurayı. Şöyle dik bakıyorum. Bu 4'ü ile bu köşegenler aynı. Ortak olan 17 var. Demek ki a artı 24 artı 12. Şurası bunlar. Ortak olan 17'yi yazmayalım. 22, 89 ve 11. 12'yi bu tarafa attık. Eksi 1. 24'ü buraya attık. Eksi 2. 3 çıkardım. 86. Yani şurası ne oldu? 86 oldu. Şimdi son olarak da bu 4'ü ile bu 4'ü ortak olan 11 var.
Demek ki y artı 86 artı 23 eşittir 11 yazmayalım. Şu köşegen 89. Yani uzattığım gibi biraz ama 23. 86'yı buraya attık. Eksi 3. 23'ü buraya attık. Eksi 1. Eksi 4. Ve 17'den 4 çıkardım. 13. Bu ne oldu? Evet, 13 oldu. X'i ne bulmuştum? 9. Y'yi ne buldum? 13. Z'yi buldum? 88. Toplayalım. 8, 11, 20. Elde var 2 ve 11, 110. Doğru cevabımız E şıkkı oldu dostlar. B noktasında bulunan Ali ve Veli sırasıyla dakikada 15 metre ve 12 metre hızlarla şekilde gösterilen yönlerde aynı anda koşmaya başlıyor. Ali A noktasında hareketsiz duran Cem'in elindeki bayrağı aldıktan sonra vakit kaybetmeden aynı hızla bitiş noktasına doğru koşmaya başlıyor. Ali bir süre sonra Veli'yi yakalayarak elindeki bayrağı Veli'ye veriyor ve Veli bayrağı aldıktan 2 dakika sonra bitiş noktasına ulaşıyor. Bayrak 15 dakika boyunca Ali'nin elinde durduğuna göre A noktasının bitiş noktasına uzaklığı kaç metredir demiş. Şimdi ilk baştan Ali Cem'e kadar gidiyor. Veli de azıcık gidiyor. Veli geliyor buraya. Sonra aslında bu sürenin bir önemi yok. Şimdi Ali bayrağı aldı. Ali bayrağı aldı ve Veli'yi yakaladı. Veli de bu arada buraya kadar geldi ve burada yakaladı Veli'yi. Ondan sonra da Veli buradan devam etti. Sadece Veli. Ve 2 dakikada şurayı bitirdi. Şu uzunluk Veli'nin hızı 12 idi. Hız çarpı zamandan 24. Evet. Şu arası 24. Ali'nin hızı da 15'ti. Ali bayrağı aldıktan sonra 15 dakika bayrak elinde oluyor. Yani şu zaman 15 oluyor. Şu baştaki şu zamanın bir önemi yok. O zaman hız çarpı zaman 225. Yani neresi? Şu yol. Evet, bu yol 225. Zaten olayın esprisi de A'nın oraya olması. Şuraya kadar 225. Şuradan sonrası da 24. Demek ki bunları toplayacağız. Ve bunları toplarsak 249. Yani doğru cevabım D şıkkıdır. Yani Ali'nin burada aynı noktadan çıkıp buraya gelmesiyle Veli'nin böyle biraz daha uzaklaşmasının bir esprisi kalmadı. Asıl olay şurada başlıyor. Ali bayrağı alıyor. 15 dakika sonra Veli'yi yakalıyor. Yani 15 dakikalık bir yol gidiyor. Veli de bayrağı aldıktan sonra 2 dakika sonra bitiriyor. Demek ki 15 dakika Ali'nin gittiği yolu hesaplayacağım. Artı Veli'nin 2 dakikada gittiği yolu hesaplayıp toplayacağım ve doğru cevaba ulaşacağım. Evet, fena değil dostlar. Hareket kesin gelir. Bir sınavın sonucu puan türünden aşağıdaki tabloda verilen yöntemle belirlenmektedir. Soru adedi, doğru cevap ve puan. Böyle karışık bir şeyler vermiş. Öğrenciye girdiği birinci sınavda 30 matematik, 24 Türkçe, ikinci sınavda 48 matematik, 32 Türkçe sorusu soruluyor. Öğrenci girdiği her sınavda matematik sorularının 1 bölü 3'ünü, Türkçe sorularının ise yarısını doğru cevaplamıştır. Buna göre bu öğrencinin birinci sınavda aldığı puanın ikinci sınavda aldığı puana oranı. Şimdi birinci sınava bakalım. Şimdi birinci sınavda kaç tane soru soruldu? 30 tane matematik, 24 tane Türkçe. Yani 54 tane soru soruldu. 54. Peki kaç tane doğru yapıldı? Matematiklerin 3'te 1'i 10 tane, Türkçelerin yarısı 12. 22 tane doğru yapıldı. Peki puanımızı hesaplayalım. 54'ü yazacağım. Eksi. Tekrar 54'ü yazıp doğruları çıkarıp 4'e böleceğim. Bu da 54 eksi 54'ten 22 çıkarsam 32 bölü 4 o da 8. 54'ten de 8'i çıkardım. Ve 46 mı? Evet, 46 puan aldık. İkinci sınava geldim. İkinci sınavda 48 matematik, 32 Türkçe, 70-80. 80 soru var. Matematiklerin 3'te 1'i 16, Türkçenin yarısı 16-32. 32 tane doğru cevap verdim. İkinci sınava geldim. 80 soru var. 80 eksi tekrar 80. Eksi doğru cevap sayısı 32 bölü 4. Yani 80 eksi. 80'den 32 çıkardım. 48 bölü 4 yani 12.
80'den de 12'yi çıkaralım. 80, 12, 70, 68 ve ikinci puanımızı da hesapladık. İlk puanın ikinci puana, birincinin ikincine aldığı oran. Tamam. Demek ki 46 bölü 68 bunu soruyor. 2'ye böldüm. 23 bölü 34. Daha da bölünmüyor asal sayı ve doğru cevabım neymiş? Evet, D şıkkıymış. Fena değil yani, bunun üzerine daha farklı kurgular da yapılabilir. Evet, güzel bir soru diye düşündüm. Evet, olmazsa olmaz katlama soruları. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt önce tam ortasından ikiye katlanıyor. Katlanan kağıt bir kez daha tam ortasından ikiye katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıt kesikli çizgilerle belirlenen yerden kesilerek kesilen bölümler ayrılıyor. Buna göre ayrılan parçalar açıldığında kaç tane üçgen şeklinde kağıt elde edilir? Şimdi böyle katladık. Allah'tan bak, bu adam yapmış. Biz ne yapacaktık? En son şu kalanın yanına nokta nokta yapacaktık ve böyle geri katlayacaktık. Yani böyle geri katlayınca simetrik bir şey oluşacak. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek ve bu buraya gelecek. Simetrik bir şekil. Bunu yaptık. Sonra bir daha nokta nokta yapacaktık şunu. Bu sefer böyle katladık, tekrar böyle geri geleceğiz. Yani şöyle olduğu gibi geri geleceğiz. Bunun aynen simetriğini oluşturacağız. Yani bunun buraya böyle gelecek. Buraya iki tane gelecek. Buraya da iki tane gelecek. Buraya bir tane göbeğe gelecek şöyle. Buraya da bir tane gelecek gibi. Aynısını bu sefer bu tarafa yapacaktık. Yani birazcık daha güzel yapabilmek için aslında şöyle yapalım. Evet. Bunu da buraya katlayacaktık. Şu ikisini. Ve ilk kağıda geldik. Bu kestiğimiz yerlere atarsak, kestiğimiz yerlere atarsak, bakın bunlar hep üçgen oluşturuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi bu ortadakiler dörtgen oluyor gördüğün gibi bak. Şunlar ne oldu? Dörtgen oldu. Demek ki ne var? 10 tane üçgen oluşur. Yani bu katlamada eşit katladığım için aynısını geriye doğru açıp böyle geriye doğru açarak simetrik bir şekilde yerleştiriyorsun. Ve evet, güzel bir sorular oluyor dostlar. Bir çay evi işleten Rıfat Usta gün sonunda temizlik yapmak için taburedeleri şekildeki dolapların üst noktası ile aynı hizada olacak şekilde üst üste yerleştiriyor. Üst üste yerleştirilen tabureler arasındaki mesafeler birbirine eşittir. 70 santim yüksekliğinde küçük dolabın yanına 4 tane, 110 santim yüksekliğinde ortanca dolabın yanına 8 tane tabure yerleştirmiştir. Buna göre 180 santim yüksekliğindeki büyük dolabın yanına en fazla kaç tane tabure yerleştirebilir demiş. Şimdi aslında denklemi kurabilirim ama kurmadan da şöyle bir şey yapacağım. Bu taburenin bir kendi yüksekliği var. Ardından da aynı eşit boşluklar var. Gördüğün gibi ilk tabure, sonra 1, 2, 3 tane boşluk var. Burada da ilk tabure, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluk var. 8, 4 tabure 3 boşluk, 8 tabure 7 boşluk. Yani buradan denklem kurabiliriz. Ama ben öyle yapmayacağım, şöyle yapacağım. Şimdi 70 santim, 110 santim, arada ne var? 40 santim. 4 tabure, 8 tabure. Buraya kaç tane gelecek? 4 tane taburenin boşluğu gelecek. 4 taburenin boşluğu gelecek. Demek ki bir taburenin boşluğu 10 oluyormuş. Tamam. Yani buraları da 10-10 oluyor. 70 olduğuna göre 30. Demek ki bizim sandalyemiz de 40 olmuş oluyor. Geldim buraya. 110, 180 yani 70. 40'a 4 tabure ise 70'e de 7 tabure mi gelir? 7 tabure gelir. Buraya kadar 8 taneydi. Üstüne de 7 tane gelirse kaç tane olur? 15 tane olur ama bu üniversite sınavında sorulmuş bir soruydu. Denklemle de sorulabilir ama bu değerleri verdiği için ben buradan hemen rahatça bunları buldum. Biraz daha farklı bir soru da oluşturulabilirdi dostlar. Evet, devam ediyorum. Yukarıda gösterilen 3 mum farklı maddelerden yapılmış ve olup bu mumların yakılmadan önceki boyları eşittir. Böyle bir şey vermiş. 3 mum aynı anda yakıldığında boyların zamana göre değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre bu mumlardan herhangi birinin yakılmadan önceki boyu kaçtır? Şimdi yakılmadan önceki boyuna biz ne diyelim? X. Demek ki hepsinin boyu burada neymiş? X'miş. Buradaki zamanları da bilemiyorum ama buraya ne diyelim? T1 diyelim, T2 diyelim ve T3 diyelim. Şimdi bunların erime hızları var. Bunun erime hızına V1 diyelim, V2 diyelim ve V3 diyelim. Şimdi bakın şuraya bakarsak, şuraya bakarsak bu da T1 yani birinci bitmiş. Onun için erimiş onu oranlayamayacağım ama ikinci ile üçüncüye bakarsam şimdi şöyle yapalım. Üçüncü şurası ne kadar erimiş? X eksi 90 erimiş. Üçüncünün hızı V3. Buraya kadar zamanı T1. Şuraya geldim. İkinci ne kadar erimiş? Şuradan şuraya erimiş. X eksi 60 erimiş. İkincinin hızı V2 ve buradaki zamanım ne? T1. Şimdi ben bunları bir oranlarsam bu zamanlar gider ve ikinci ile üçüncünün bir oranını elde ettim. Şimdi şuraya bakacağım T2'ye. Burada gene üçüncüye bakayım ilk önce. Üçüncü bu zamana kadar ne kadar erimiş? Bu kadar. Yani x eksi 40 erimiş. Üçüncü. Zamanı ne? Bilmiyorum. T2. İkinci burada bitmiş. Yani ne kadar erimiş? Tamamı erimiş. Hızı V2 idi. Zamanı ne? T2. Bunları da bir oranlarsam T2'ler gitti. Şimdi dostlar bakın bu elde ettiklerimde V3 ile V2'nin oranları. O zaman bunları da eşitleyebiliriz. Yani x eksi 90 bölü x eksi 60 eşittir. X eksi 40 bölü x. Evet içler dışlar yapalım. X kare eksi 90 x değil mi? Tamam. Öbür günü çarpıyorum. X kare. Eksi 40 x eksi 60 x. Eksi 100 x. Eksi 60 ile eksi 40'ı çarptım. Artı 2400. Bakın burada x kareler gitti. Eksi 100 x'i buraya attım. 10 x. 2400 ve x buradan ne çıktı? 240. Yalnız burada niye 240? Ha, milim. Bakın burada milim vermiş. Şimdi milimi santimetreye çevireceğim. 1 santim 10 milimdi. O zaman 10'a bölersem 24 ne olacaktır? Santim olacaktır ve doğru cevabım evet D şıkkıdır dostlar. Yukarıdaki şekilde özdeş 3 çay bardağındaki çayın tamamı özdeş 2 su bardağına boşaltıldığında ikisini de tamamen doldurmaktadır. Yani 3 tane çay bardağı 2 tane su bardağını dolduruyormuş. O zaman çay bardağı 2'nin katı çay bardağı 2'nin katı al gülüm ver gülüm var. Su bardağı da 3'ün katı olacak. Su bardağı da ne olacak? 3'ün katı olacak. 4 bölü 5'i dolu olan çay termosundaki çay ile 5 tane çay bardağı ve 2 tane su bardağı tamamen doldurulabilmektedir. Şimdi çay termosuna T diyelim. T çarpı 4 bölü 5 eşittir. 5 tane çay bardağı. Yani 5 çarpı 2K artı 2 tane su bardağı. Yani 2 çarpı 3K 16K. T çarpı 4 bölü 5 eşittir 16K. O zaman T eşittir. Şu 4 ile 16'yı sadeleştirelim. 4, 5 ile çarpalım. 20K. Evet termosun alacağı 20K'ymış. Şekildeki tepside eşit sayıda çay bardağı ve su bardağı vardır. Dolu bir termostaki çayın tamamıyla bardakların hepsi doldurulabilmektedir. Buna göre tepside toplam kaç bardak vardır? Şimdi bir çay, bir bardak 5K yapıyor. O zaman 20K'yı 5K'ya bölelim. Yani 4. Bundan 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Ama toplam kaç bardak var? 8 bardak var. Çünkü ikişer ikişer olduğu için. Evet, çok güzel bir oran orantı sorusu olmuş dostlar ve devam ediyorum. Bir ayakkabı üretim atölyesinde aynı kapasitedeki 3 makineyle üretim yapılmaktadır. Aynı kapasitede demek ki hızları birbirine eşit. Bir diyebilirim. Alınan toplu bir sipariş birinci gün yalnız bir makine ile A saat, ikinci gün
2 makineyle B saat, 3. gün 3 makineyle C saat üretim yapılarak tamamlanmıştır. Yani o zaman iş, 1. gün 1 makine A saat çalışmış. 1 makine 1 iş yapıyor A saat. 2. gün 2 makineyle B saat, 3. gün 3 makineyle C saat. Zaten bunlar özdeşti. Aynı kapasitede bir almıştım. Yapılan iş bu. Birinci, ikinci ve üçüncü gün içinde üretilen ayakkabı sayıları birbirine eşit ve B eksi C 2 olduğuna göre A, ha, şimdi iş değişti. Birinci gün A tane üretildi. İkinci gün 2 B, üçüncü gün 3 tane. Bunlar birbirine eşitmiş. Bunlar nerede birleşir? Bunlar 6'da birleşir. 6K dersem demek ki A'ya ne derim? 6K, B'ye ne derim? 3K, C'ye ne derim? 2K. B'ye ne derim? 3K, C'ye ne derim? 2K. 3K'dan 2K'yı çıkarırsam 1K 2'dir. A'ya ne demiştim? 6K. O zaman 6 çarpı 2'den de burası ne olacaktır? 12. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet. Bu da bir oran orantı sorusu. Ters orantı geldi orada. 4 metre aralıklarla 6 sıra halinde bahçenin tamamına vişne ağacı diken Altun, her ağaçtan ortalama 120 kilo vişne topluyor. Pazarda vişnenin kilogramını 5 liradan satan Altun, yol ve tezgah masraflarını ayırdıktan sonra 30 bin lira kar elde ediyor. Yol masrafı tezgah masrafından 2 kat daha fazla olduğuna göre Altun'un yol için harcadığı para kaç liradır demiş. Şimdi kaç tane ağaç var? Önce onu bulalım. Dörder metre aralıklarla 6 sıra halinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra halinde dikiyormuş. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç dikiyor buraya. 6 ağaç. Buraya da 6 ağaç, 6 ağaç diye devam ediyor. Şimdi yalnız buradaki espri şu. Şu sıralar gördüğün gibi bir fazla olacak şöyle. Ayırıyorum ya. Şimdi 36'yı mesela 4'e böldüm. 9, 10 tane sıra olacak burada. 10 sıra. Evet, burada ne olacak? 10 sıra olacak. Şöyle anlatayım. Mesela 20'yi 4'e böldüm. 5 aralık var, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Ama bir uca bir şeye diktiğim için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağaç var. Burada da 36'yı 4'e böldüm. 9 aralık var ama 10 sıra var. Her bir sırada 6 ağaç var. Demek ki 60 ağacımız var. Bir ağaçtan 120 kilo ve 5 liradan da satılıyorsa bir ağaçtan 120 ile 5'i çarptım. 600 lira kazanıyorum. O zaman 60 ağaçtan kaç lira kazanırım? 6 kere 6 36. 1, 2, 3 tane 0 var. 36 bin lira kazanıyorum. Evet. Şimdi buradaki espri karım bu kadar. O zaman karımı çıkarırsam 6 bin lirada ne olur? Demek ki masraf. 6 bin lira masraf yapmışım. Yol masrafı tezgah masrafından 2 kat daha fazla. O zaman tezgah masrafına x dersem yol masrafı bunun 2 katı, yani 2 kat daha fazla. X'ten fazla ama 2 katı. Yani 3x olacak. 2 kat daha fazla demek 3 kat demek. Evet, buraya dikkat edelim. X ve 3x. Yani 3x artı 1x 6000, yani 4x 6000 ise x ne oluyor? 1500. Yol masrafı kaç? 3x, yani 4500. 2 kat daha fazlayla 2 kat fazla arasındaki espri 1 kat daha fazla, yani 3 kat fazla olmuş oluyor. 2 kat fazla deseydi x 2x. 2 kat daha fazla. O zaman 3 katı oluyor 3x ve böylelikle doğru cevabımıza ulaştık. Evet, güzel esprili bir soru olmuş. Devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde ipin ucundan başlanarak boncuklar dizilmektedir. Herhangi iki boncuğun arasındaki mesafe sıfırdan ve birbirinden farklı birer tam sayı olacak şekilde boncuklar doğrusal biçimde sabitlenmiştir. Toplam 9 boncuk dizildiğine göre en uzak iki boncuk arasındaki mesafe en az kaç santimdir?
Boncukların büyüklüğü hesaba katılmayacak demiş. Şimdi şöyle yapalım. Boncuklarımızı bir dizelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi şuradaki espri herhangi iki boncuk arasındaki mesafe sıfırdan ve birbirinden farklı birer tam sayı olacak. O zaman şu iki boncuk arasındaki mesafe ne olsun? 1 olsun. Şu iki boncuk arasındaki mesafe ne olsun? 2. Şimdi yalnız buraya geldiğim zaman en az diyor bir de. Buraya geldiğim zaman bu iki boncuk arasındaki mesafeye 3 koyamam. Çünkü şu iki boncuk arasındaki mesafe 3. Demek ki buraya ne koyarım? 4. Şimdi 1, 2, 3, 4'ü kullandım. 5. Şimdi şöyle yapalım. Şurası 4, burası 6, burası 7. Bak 5'i atladım. Demek ki buraya 5 koyabilirim. Şimdi 1'i kullandım, 2'yi kullandım, 3'ü kullandım, 4'ü kullandım, 5'i kullandım, 6'yı kullandım, 7'yi kullandım, 9'u kullandım, 11'i kullandım, 9, 11 ve 12'yi kullandım. Bir saniye. 8'i kullanmadım. O zaman buraya 8 yazalım. 8'i de kullandık. Şimdi 8'i kullandım. 8, 5 daha 13'ü kullandım. 13, 4 daha 17'yi kullandım. 17, 2 daha 19'u kullandım. 19, 1 daha 20'yi kullandım. Şimdi bu arada 9, 10'u kullanmadım. Evet, 10'u kullanmadım. 10, 18. 18'de kullandım. 18, 5 daha 23. 23'ü kullandım. 23, 4 daha 27'yi kullandım. 27, 2 daha 29'u kullandım. 29, 1 daha 30'u kullandım. Şimdi geldim buraya. 10, 11, 12, 13, 14'ü kullanmadım. 14, 14, 10 daha 24'ü şurada kullandım ama zaten burada 15 de var. 15'i de ne yaptım? Kullanmamış olacağım. Şimdi bunların hepsini bir toplayalım bakalım ne olmuş. 1, 3, 7, 12, 20, 30, 44, 54, 59. Doğru cevabımız ne olacak? 59 ama çok sakat soruymuş. Yani bunu tek tek deneme. Tabii üniversite sınavında tek tek deneyeceğin yerler var ama araları şöyle kaçırabilirsin. Yani bayağı sakat soru dostlar. Devam ediyorum. Esra elindeki iskambil kağıtları ile yukarıdaki gibi evler yapmaktadır. Örneğin 3 kağıt 1 katlı ev, 9 kağıt 2 katlı ev. Buna göre Esra 52 tane iskambil kağıdı ile en çok kaç katlı bir evi tam olarak yapabilir? Şimdi şöyle yapalım. Birincisi için kaç tane? Bir, üç tane kağıt kullanıyorum. Tamam. İkinci kat için bir üç burada, bir üç burada. İki tane üç. Üçüncü kat için bir üç burada, bir üç burada, bir üç burada. Yani üç tane üç böyle gidiyor. Yani bir tane üç, iki tane üç, üç tane üç. Böyle gidecek ve 52 tane kullanacağım. O zaman şöyle yapalım. 52'yi 3'e bölelim. 3 kere 1, 3, 22, 7 ve 21 ve 1. Şimdi o zaman şöyle. Buradan ne kalacak? 1, 2, 3. Yani her katıma oluyor artık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuraya bakıyorum. 1, 2, 3 yaptı. 6, 10 ve 15 yaptı. 15 yaptı ama 45 tane kullandım. Yani şimdi bir daha kat aşağı inebilir miyim? İnemem. Şimdi 15 yapınca burada 45 tane kullandım mı? 52'den 45'i çıkardım. 7 tane kaldı. Bu 7 taneyi de yanına böyle 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 1, 2, 3, 3, 6, 7 böyle yazarım ama bir kat daha çıkamam. Yani kaç kata kadar çıkabilirim? 5 kata kadar çıkabilirim dostlar. Evet, devam ediyorum. İlker aşağıda gösterilen 5 parçalı yapbozu hazırlamıştır. Kare şeklindeki bu yapboz 25 eş karesel bölgeye ayrılmıştır. 5 burada, 5 burada, tamam. Parçaların girintili ve çıkıntılı bölümlerinin her biri birbirine eş. Yani şunların her biri birbirine eş.
ve bu bölümlerin her birinin uzunluğu yapbozun bir kenar uzunluğunun 1 bölü 4'ü kadardır. Şimdi 5'i 4'e bölemeyeceğim için 4 katını alayım. Buraya ne diyelim biz? 20K diyelim. 20'yi 4'e bölünce de şu bir tane girintiye ne demiş olalım? Evet, 5K demiş olalım. Buna göre bu parçalardan çevresi en uzun olanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi İ'ye bakalım. İ de şuradan başlıyorum. Girintili olan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 5K var. Artı İ için bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de düz var. Biz buna 20K demiştik. 20'yi 5'e böldük. Bir tanesi 4K yaptı. Yani 30, 24 daha ne yaptı? 54K. Peki L'ye bakalım. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane 5K var. Şuraya geldim. Bir tane de 4K var. 55, 4 daha 59K yaptı. Demek ki iyi değilmiş. Peki K'ya bakalım. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 5K var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 4K var. 25, 28 daha 53K. Bu da değil. Peki şeye bakalım. E'ye bakalım. Şuradan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 5K var. Burada kaldım. 1, 2. 2 tane 4K var. Yani 58. Vay be. 59, 58. Çok sakat. Yani göz kararıyla seçebilir miydik? Soru işareti. Ve en son da R'ye bakalım. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 5K var. Şurada kaldım. 1, 2, 3, 4. 4 tane de 4K var. 30, 16 daha. 46. Ha, bu en küçüğümüş. Ve doğru cevabımız neymiş? L. Yani hemen göz kararıyla bulamadım ben. Güzel bir oran orantı, güzel bir şekil olmuş dostlar. Bence tam TYT'lik çünkü biraz zamanımız da aldı. Aşağıdaki tablonun birinci satır ve birinci sütunun kesişimi olan kutuya bir yazıldıktan sonra tablo belli bir kurala göre doldurulmuştur. Bu tablonun her bir satırındaki kutunun içine aynı satırda bir önceki kutudaki sayının 6 fazlası yazılıyor. 6 fazlası, 6 fazlası. Bu tablonun her bir sütunundaki kutunun içine aynı sütundaki bir önceki kutudaki sayının 4 fazlası. 4 fazlası, 4 fazlası yazılıyor. Tablo doldurulmaya devam edildiğinde tablodaki kutuların kaç tanesinde 101 sayısı yazılmıştır? Şimdi şöyle yapalım. Mesela birinciye baktığım zaman yani birin üzerine 6 6 vereceğim ve 101'e gelmiş mi gelmemiş mi? O zaman 101'den 1 çıkardım 100. 106'nın katımı değil. Demek ki 1 de yok. Şimdi 5'e bakalım. 5'in üzerine 6 6 vereceğim ve ne olacak? 101. 101'den 5 çıkaralım. 96. 96 6'nın katı. Yani bu satırın sonunda bir tane 101'imiz var. Peki bunun kısa bir yolu var mıdır acaba? Şöyle yapalım. Buna bakalım. 9'a 6'şar 6'şar eklediğimde ne olacakmış? 101. Tabi bu x'ler aynı değil. 101'den 9 çıkardım. 92, 90 yaptı ve bu da değil. Peki şuna gelelim. 13'e 6'şar 6'şar eklediğimde 101 olacak. 101'den 11 çıkarsam 92 daha çıkarım 88. 88 6'nın katımı 84 6'nın katı bu da değil. 17'ye bakalım. 17'ye 6'şar 6'şar eklediğimde ne olacak? 101. 101'den 17'yi çıkaralım. Gene 11 çıkarsam
90 ve 84. 84 6'nın katı. Burada 5'te yakaladım 17'de. Arada bir ilişki var mı? 5'ten 4 fazla. 4 fazla. Aa, 12. 6 6 fazla. Zaten 6'nın tam katını yakalamıştım. Burada da 12 fazlası oluyor. Yani biraz sakat soru dostlar. Yani ilişki kurmak da sakat. Yani şimdi ben nerede yakaladım? 5'te yakaladım. 17'de yakaladım. 12 fazlası. Bunun 12 fazlası 29'da yakalayacağım. Bunun 12 fazlası 39 41'de yakalayacağım. Bunun 12 fazlası 53'te yakalayacağım. Bunun 12 fazlası 65'te yakalayacağım. Bunun 12 fazlası 77'de yakalayacağım. Bunun 12 fazlası 89'da yakalayacağım. Bunun 12 fazlası 99 ve 101'de zaten yakalayacağım. Ondan sonrası zaten 101'den sonra bir daha 101 yazamam. Bu daha 101 yok. O zaman burada bir yakaladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yerde yakaladım ama çok sakat soru. İstersen her birini 101'i çıkarınca zaten o al bir oranı 6'nın katını. Burada 6'şer 6'şer. Onu bir yakaladım. Ondan sonra 4'er 4'eri de 6'ya göre ayarladım. 3 tane 4, 12. Ve oradan bir şeyler yakaladım ama sakat soru. Bayağı sakat soru dostlar. Tek tek yaz yaz bitmez. Ben yazarım hocam. İyi sen bilirsin. Üzerinde 1'den 9'a kadar olan sayıların yazılı olduğu 9 adet özdeş kart aşağıda verilmiştir. Tamam. Bu kartların bir kısmını Ahmet, kalanların bir kısmını Özer aldıktan sonra bir kart artıyor. Ahmet'in aldığı kartların üzerinde yazan sayıların toplamı Özer'in aldığı kartların üzerinde yazan sayıların toplamının 5 katıymış. Şimdi o zaman Ahmet aldığı Özer'in aldığının toplamının 5 katıymış. O zaman ikisi birlikte ne olur? 6 kat. Bir tane de kart artıyor ve bunların hepsinin toplamı birden 9'a kadar. Birden 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2. Yani 45. Evet, bayağı güzel oldu. Geriye kalan kartın üzerinde yazan sayının alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir demiş. Şimdi şöyle, ben şimdi 45'ten bu K'ya 1 desem, 1 çıkarsam 44 olur mu? Olmaz. 2 çıkarsam 43 olur mu? Olmaz. Ama 3 çıkarsam, bakın 3 çıkardım 42 ve 6'nın katı bunlara dağıtabilirim. Çünkü kaçar tane aldığını da söylemiyor. İstediğim gibi dağıtabilirim. Şimdi 4 çıkarsam olur mu? 41 olmaz. 5 çıkarsam 40 olmaz. 6 çıkarsam 39. 7 çıkarsam kaç yapıyor? 38. 8 çıkarsam 37. 9 çıkarsam 36. 9 da oluyor dostlar. Zaten bir tane daha olması lazım. 3, 9 ve ne oldu? Bunların toplamını sormuş. Cevabım da ne oldu? 12 oldu. Evet, bayağı güzel bir şey yakalamışlar ama değil mi? Ali, Fatma, Betül, Kerim ve Harun isimli 5 arkadaş kafeye gitmişlerdir. Sıcaktan bulunan arkadaşlar içecek siparişi vermiştir. Bu sipariş için Ali hariç 2 kişinin çay söylediği, bir kişinin su istediği ve bu kişinin Betül olmadığı, 2 kişinin kahve söylediği ve bu kişilerin Kerim ve Harun olmadığı, herkesin çay, su ve kahve içeceklerinden sadece birinin sipariş verdiği bilinmektedir. Bu bilgilere göre bu sipariş kaç farklı şekilde verilmiş olabilir? Maşallah soruya. Şimdi dostlar bunun için bir çetele yapalım. Şöyle alayım mesela. Şöyle alayım. Evet, şimdi burada var çay, su ve kahve. Burada var Ali, Fatma, Betül, Kerim ve Harun. Şimdi Ali hariç iki kişinin çay söyledi. Demek ki Ali çay söylememiş. Çayı kapattım ve iki kişi çay söylemiş. Bir kişinin su istediği ve Betül olmadı. Demek ki Betül su içmemiş. Ve bir kişi su şey yapmış, söylemiş. İki kişinin kahve söylediği ve Kerim ve Harun olmadı. Kerim ve Harun kahve söylememiş. Ve iki kişi de kahve söylemiş.
ve sadece bir sipariş vermişler. Kaç farklı şekilde verilir demiş. Şimdi ben bunu cevap şıklarına da bakarak tek tek yazmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle diyelim. Ali ile Fatma kahve içsinler. Şimdi o zaman Betül kahve içemeyeceğine göre ne içecek? Çay içecek. İki kişi çay içecekti. O zaman Kerim ile Harun'dan biri çay içecek, biri su içecek. Yani bu çay, su, su, çay olabilir. Yani buradan iki durum ne yaptım? Elde ettim. Şimdi dostlar şöyle yapalım. Ben şuradan başlamak istedim. Şöyle yapalım. Ali kahve içsin, Betül kahve içsin. O zaman Fatma kahve içemeyecek ama Fatma su veya çay içebilir. Su veya çay içebilir. Şimdi Kerim'le Harun da su veya çay içebilir. O zaman Fatma'ya su verirsem Kerim'le Harun'a çay veririm. Fatma'ya çay verirsem bunun birine çay, birine su veririm. Yani buna çay verirsem buna su ve çay veririm. Yani buradan aslında 3 durum olur. Ve şimdi ben ne yaptım? Şu ikisini yaptım. Şu ikisini, şu ikisini yapacağım. Şöyle yapalım. Bu ikisi kahve içsin. Şimdi bu kahve içemeyecek. Sadece su kaldı Ali'ye. O zaman Kerim'le Harun'a da iki tane çayım olması gerekiyor. Çay kaldı ve buradan da ne oldu? Bir durum olur. Yani kombinasyon falan yapılabilir ama çok sakat soru dostlar. E'si şu. Burada iki durum, burada üç durum, burada da bir durum var. Dolayısıyla toplamda kaç durum var? Altı farklı durum olabilir dostlar. Evet, böyle değişik zeka sorusu gibi bir şey olmuş. Ama fena değil yani. Bayağı can alıcı bir soru olmuş. Evet. Evet. A'dan B'ye tanımla f fonksiyonuna ait şema yukarıda verilmiştir. Bu fonksiyon için kırmızı bölge değer kümesidir. Şimdi kırmızı bölge tanım kümesi. Bunlardan hangisi doğrudur demiş. Yeşil bölge tanım kümesidir. Yeşil burası galiba. Şu mavi, şu yeşil olsun. Yeşil bölge tanım kümesi. Tanım kümesi kırmızı bölge zaten. Bu da değil. Mavi bölge görüntü. Evet, mavi burası ve görüntü. Evet, burası doğru. Zaten bir tane kaldı ve doğru cevabımız yalnız 3. Ali şekildeki gibi asılı olan ve içlerinde para bulunan özdeş 5 kutuya aynı anda 3 tane ok atıyor. Ali'nin attığı her ok farklı bir kutuya saplanıyor. Ali vurduğu kutuların içindeki paraları alıyor. Ali'nin aldığı paraların toplamının 90 olma olasılığı. Şimdi aşağıya ne yazacağım? 5'in üçlüsü. Neden? 5'inden 3'ünü seçeceğim. Şimdi 90'ı nasıl elde ederim? 40, 30, 20. Zaten başka da 90'ı elde edebilir miyim? Edemem. Yalnız 40'tan 2 tane var. O zaman 2 tane 40'tan bir tanesini vuracağım. 30'dan da 2 tane var. 2 tane 30'dan bir tanesini vuracağım. 20'den bir tane var. 20'yi vurmak zorundayım. 20'yi de vuracağım. Böylelikle ne olacak? 90. Yukarısı ne yaptı? 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4 yaptı. Aşağısı da 5'in üçlüsü. 5'in ikilisi 10'a eşit. Sadeleştirdim ve 2 bölü 5. Doğru cevabımız B şıkkıdır dostlar. Aşağıda buruşturulup atılmış kağıt üzerinde baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomunun grafiğinin sadece eksenleri kestiği noktaların bir kısmı görülmektedir. Eksenleri kestiği noktalar kökler. Yani x eksenini kestiği noktalar. Y eksenini kestiği noktada kullanacağım bir nokta. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan. Eğer kalan sorarsa bunu sıfırlayan değeri ne yapıyorduk? Yerine yazıyorduk. 2. Bu polinomda x gördüğüm yere ne yazacağım? 2 yazacağım. Yani bu arkadaş benden P2'yi istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Px polinomunu yazalım. Baş kat sayısı 2 çarpı. Şimdi köklerinden biri eksi 3. X eksi eksi 3'ten x artı 3. Diğeri 4. X eksi 4. Diğerini de bilmiyorum. X eksi a diyelim. Bir köküm daha olacak. Çünkü üçüncü dereceden ya. Tamam. Şimdi şu nokta burayı sağlayacak. O zaman y gördüğümüz yere 24 yazalım. X gördüğümüz yere 0 yazalım. 0 yazarsam artı 3.
eksi 4 ve eksi a. Peki bu 2, 4 şey eksi eksi artı gitti zaten. Burada bir a kalsın. 2, 6, 24 a'dan oldu 1. X eksi 1 demek ki bir köküm daha neymiş? 1'miş. Yani bunu çizmeme gerek yok ama bunu çizseydim şöyle bir şey olacakmış. Evet dostlar. Şimdi benden ne istiyor bu arkadaş? Benden P2 istiyor. O zaman yazalım. P2 eşittir. 2, x yerine 2 koydum. 2 artı 3, 5. 2 eksi 4, eksi 2. Bu 1'di. 2 eksi 1 ve 1. 2 kere 5, 10. N'la eksi 2'yi çarptım ve eksi 20 istenilen cevap. Evet dostlar. Devam ediyorum. Geldik geometri sorularına. Şimdi bakın bu açıortaylar bunları vermiş. 68, 4 falan filan hepsini vermiş. Alan CDE. CDE. Buradaki espri şu. Bu da bir açıortay sonuçta. Şurası da 60. Ve özel üçgen. Bunu biraz daha büyütseymişim iyi olurmuş ama neyse. Şöyle yapalım bak. Şuradan bir tane dikindirelim. Evet. Şurada bir özel üçgen çıktı. 30, 60, 90. Hipotenüsü 8 olan. 30'un karşısındaki hipotenüsün yarısı. Yani burası ne olacak? 4. 60'ın karşısındaki de 30'un köküç katı. Yani burası ne olacak? 4 köküç. Şimdi bu üçgende taban 4. Yükseklik de buradan indirilen 4 köküçmüş. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2 olacaktır. Yani evet 8 köküç. Doğru cevabımız evet C şıkkıdır dostlar. Meyve tarlasındaki ağaçların arasına raylı bir taşıma sistemi kurmak isteyen bir çiftçi şekildeki taslağı hazırlıyor ve aşağıdaki verilere ulaşıyor. AB ile evet FE paralelmiş. Tamam. BCDF doğrusalmış. BCDF şurası doğrusalmış. Ve buraları 18'miş, 20'ymiş, 16'ymış, 24'müş, 30'muş. D ile E arasındaki yayın uzun. D ile E. Yani şurayı istiyor. Şimdi dostlar burada benzerlik var. Neden? Çünkü paralellikte şimdi şu açıyla şu açı birbirine eşit. Tamam. Şu açıyla da o açı birbirine eşit mi? Değil. Böyle kaldık. Şurada paralellik var. Ha, benzerlik olabilir. Daha benzerlik kesin diyemiyoruz dostlar. O zaman şöyle yapalım. Şurayı ben bir sileyim. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şu açılar eşit ya. Bu açıların kolları da belli. Şimdi bu üçgenlerden birini belirleyelim. Şu küçük üçgen diyorum ben. Tamam mı? Diğer üçgenim de aşağıdaki olsun. Eğer bunun kenarları, bu ortak olan açının kenarları orantılıysa üçgenler benzerdir. Şimdi bu küçük üçgende kollarım 20'ye 16. Ama tabii ne yapacağım? Küçükten büyüğe doğru yazacağım. 16'ya 20. Diğer üçgende kollarım 24'e 30. 24'e 30. Eğer benzerlik varsa bu oran. Zaten bu nedir? 2 bölü 3. 8'e böldüm. 2 bölü 3. Yani bunlar o zaman kesinlikle nedir? Benzerdir ve benzerlik oranı nedir? 2 bölü 3. Şimdi dönelim. Bu küçük üçgene başladım. O zaman bu noktanın karşısında ne var? 18 var. Diğer üçgende noktanın karşısında ne var? X var. Bak bu da bunun 9 katı. Demek ki bunu 9 ile genişlettiğini düşün. 18 bölü 27. Demek ki X ne olacak? Evet, 27 olacak dostlar. Evet, devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde birer kenarları ortak 3 adet düzgün altıgen verilmiştir. Şekilde A ve B noktaları arası en kısa uzaklık 20 birimdir. Yukarıda verilere göre şeklin çevresi. Şimdi dostum burada en kısa uzaklığı şekil tabi tam düzgün çizildiyse ki çizilmiş budur. Ve dikkat edersen bu en kısa uzaklıkta bir kenar bir de en uzun köşegen var. Düzgün altıgende bir kenara A dersem uzun köşegene ne diyorum? 2A. O zaman burası da A, burası da 2A. Yani şu uzunluk neymiş? 5A'ymış bak. 2A, A, 2A. 20. Demek ki A buradan neymiş? 4. Yani bir kenarı neymiş? 4. Şimdi şuradan başlayalım. Şeklin çevresi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane, 14 çarpı 4, 4 kere 4, 16 elde var. 1, 4 kere 1, 4 bir de elde. Doğru cevabımız D şıkkıdır dostlar. Arzu teyze bir önceki sene bahçesinin bir köşesine kısa kenarının uzun kenarına oranı 3 bölü 5 olan dikdörtgen biçimindeki bir bölgeye sebze ekmiştir. Bu sene ise bu bahçenin etrafına birbirine eş 4 parça daha dikdörtgen ilave edip ekili bölgeyi büyütmüştür. Buna göre son halindeki ekili bölgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı demiş. Şimdi dostlar ilk önce buraya ekmiş, sonra bunun etrafına bölgeler eklemiş. Şimdi o zaman ben buraya 3'e 5 dediğine göre şu kısa kenar şuraya ne diyelim 3K, buraya ne diyelim 5K diyelim. Yalnız burada bir sorunum var, o da şu. Şimdi şu 5K dediğim yer şuraya ikisine denk geliyor. O zaman ben bunu değiştireyim. Buna 5K demeyeyim de iki katını alayım. Buraya 10K diyeyim. O zaman bunu da iki katını alayım. Buraya da 6K diyeyim. Buraya 10K deyince buraya ne geliyor? 5K ve 5K. Şimdi buralara 5K gelince buralara da 5K geliyor. Uzun kenarları ve 10K oluyor. Yani burası 10K. Demek ki 6K ve buraya ne geliyor? 4K geliyor ve bu kadar. Ben ne istiyorum? Son halinde ekili bölgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı. Ekili bölgenin son halinde burası. Kısa kenarının uzun kenarına oranı. Bir saniye. Şimdi kısa kenarı o zaman büyük yerden bahsediyor. Bir daha bakayım. Bu sene içi başına ilave edip ekili bölgeyi büyütmüştür. Evet, büyük şeyden bahsediyor. O zaman kısa kenarı ne olacak? 10K olacak. Uzun kenarı şurası da 4. 14K olacak. 14K olacak. K'lar gitti. 2'ye böldüm. Ve ne oldu? 5 bölü 7. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, bu soruyu bir daha çizmek istedim şuraya. Çünkü şekil içinde çok kötü gözüküyor. AK ve AK eşittir BL. AK eşittir BL demiş. Ondan sonra burası dik, burası dik demiş. 20 kök 3 santim yarıçaplı daire biçimdeki çanta duvardaki A ve B çivilerinde asılı iken çantanın ipi çantaya K ve L noktalarında takılmıştır. K ve L noktalarında takılmış. Sadece B çevisine asılı iken ise ip böyle bu şekilde olmuş. Ve K ve L noktalarına teğet etmiş. Çantanın ipinin uzunluğu 120'ymiş. O zaman bunlar teğet boyları birbirine eşit olacağından buraları 120, 60, 60 olacaktır. A ve B çivileri arasındaki uzaklık yani şurayı soruyor. Şimdi bu arada burada güzel bir hareket daha oldu. Tabii ki bu tam böyle teğet boyları eşit ve tam merkezden geçersem iki eşit parçaya bölecek, tamam. Ve 20 kök 3 yarı çaplı. Yani ben bu teğete yarı çapı çekersem ne olacak? 90 olacak. Burası da ne olacak? 20 kök 3. Burası da aynı şekilde yarı çapımı çektim ve 20 kök 3. Şimdi bu arkadaş benden nereyi istiyor? Bu arkadaş benden x'i yani KL arasındaki uzaklığı yani şurayı istiyor. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bu açıortay olacak bu arada. Evet, burası açıortay olacak. Şimdi 60 ile 20 kök 3, bakın 20 kök 3 kök 3 katı 60. Yani bu özel üçgen. Dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katıysa bu nedir? Özel üçgendir. 30, 60, 90. O zaman kök 3 katı olan büyük olan bu, küçük olan bu. Demek ki bunlar nedir? 30, 30'dur. O zaman da burası ne olacaktır? 60 ve 60. Yani şu üçgen ikizkenar üçgen ve ikizkenar üçgen ve AA kök 3 veya bu 60 buradan eşkenar çıkıyor zaten. Şuraları da 60 60 oluyor ve eşkenar çıkıyor. Yani anlayacağın şu uzunluk 60 60 ve 60'tır. Dolayısıyla istenilen cevap da nedir? Bu uzunluğa eşit yani 60.
Evet dostlar, devam ediyorum. Şekilde AB çaplı yarım daire biçiminde bir tahta parçası ve bir boya rulosu verilmiştir. Tamam. Yarıçapı 6 santimmiş. Tahta parçanın bir bölümü aşağıdaki gibi sarıya boyanmış. Böyle düz çekmiş. Ondan sonra 6 köküçmüş burası. Sarı bölgenin alanı. Şimdi dostlar şurayı birleştirirsem bu özel üçgen olacak. Çünkü yarıçap 6 ise burası da 6, burası da 6. 6, 6, 6 kök 3. 30, 30, 120. Ne kadar benzemese de burası 30, 30. Burası da ne olacak? 120. Şimdi şöyle yapalım. Şu paralel. Şundan şu. O zaman burası 30'sa burası da 30. Peki 30, 120, 150. O zaman buraya da ne kaldı? 30. Ve bunun yarıçapları da nedir? 6. Şimdi ilk önce şu alanı bulalım, sonra şu alanı bulalım ve bu iki alanı istiyor benden. O zaman A alanı bir üçgen ve sinüs teoremi yapacağım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. Neyse bir daha yazayım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120, sinüs 60 ve bunlar gitti. 3 kaldı, 3 kaldı ve 9 kök 3. A'yı bulduk. B'yi bulalım. B bir daire dilimi. O zaman pi r kare. Pi r kare çarpı alfa 30 merkez açısı bölü 360. Bu da pi çarpı 36 sadeleştirdim. 1 bölü 12. Bu da nedir? 3 pi. Yani 3 pi artı 9 kök 3. 3 pi artı 9 kök 3 ve doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır dostlar. Evet, şimdi bir tane dikdörtgen vermiş. Uzun kenarı 28, kısa kenarı 15. Sonra bir okuyalım. Burada bir oran vermiş, ters orantı. 2, 3 nerede birleşir? 6'da. O zaman gelin biz buna 3x, bunlara da ne diyelim? 2x diyelim. K, B arası neymiş? 3x. B, L arası 2x ki bu da 15. 5x 15 ise x nedir? 3. Yani burası 9, burası 6 olacak. AN burası 2x. Yani bu da 6 olacak. O zaman gene dikdörtgen olduğu için bu da ne olacak? 9 olacak. Karşılıklı eşit. Bunlar paralel vermiş. Şurası KB ve R şurası paralel vermiş. Tamam. Evet, yukarıdaki kalemine dikdörtgen biçimdeki kağıdın A ve B noktalarından kenara dik olacak şekilde sırasıyla C ve D noktalarına kadar 10,5 santim kesilip, şimdi C'ye kadar neymiş? 10,5 santimmiş. D'ye kadar neymiş? 10,5 santimmiş. 10,5 kesilip şekil 2'deki gibi katlanıyormuş. Katlanıyorsa bununla bu eş. Tamam. Verilenlere göre oluşan yeni şekilde A üssü ve B üssü noktalar arasındaki uzaklık, yani şurayı zaten işaretlemiş, benden bunu istiyor. Şimdi burada biz bir Pisagor bağıntısına ihtiyacımız olacak. Şöyle yapalım. Şurayı şöyle aşağıya doğru bir indireyim. Şurayı da şöyle çekeyim ve gördüğün gibi bu Pisagor bağıntısına ihtiyacımız olacak. Şimdi şurası 10,5. Şurası da 10,5 olunca 10,5 10,5 ne yaptı? 10,5 10,5 ne yaptı? 21. Evet. 21 28 çıkardım. 7 kaldı. Şimdi benden istediği de şurası. Ya bu büyük ihtimal 7 24 25 üçgeni. Şimdi gelelim. Ben şurayı bulmak istiyorum. Zaten ben şuraya kadar biliyorum. Yani şurayı bulmam gerekiyor. Bir de burayı bulmam gerekiyor. Zaten bunlar eş. Yani benim burayı bulmam gerekiyor. Bu arada şurası ile şurası birbirine eşit. Şurası 6, burası 9'du. Şurası ile de şurası eşit. Şurası 6. Şimdi şuraya kadar 10,5'sa burası da 6'ysa burası o zaman ne oldu? 4,5 oldu. Şimdi orası 4,5'sa şurası da 4,5 oldu. Katladık ya. Zaten bana o lazımdı. Yani şurası neymiş? 4,5. Aynı şeyleri burada yapacağım. Burası da 4,5. Ne yaptı? 9. Şurası ne?
15. 15, 9 daha ne yaptı? Evet. 24. Baştan söylemiştim. 7, 24, 25 üçgeni diye. Ve doğru cevabımız D şıkkıdır dostlar. Tabii şekil birazcık insanı korkutuyor. Bakalım. Madeni yağ üreten bir şirket, çevre sağlığı ve güvenliği açısından yağları dik dairesel silindir biçimindeki kapalı teneke varillere doldurarak depolamak istiyor. Bu depolama işlemi için varillerin 50 santim yarı çaplı ve 120 santim yüksekliğinde olması kararlaştırılıyor. Yukarıdaki verilere göre varillerden birinin yapılabilmesi için kaç metrekare tenekeye ihtiyaç vardır? Şimdi teneke demek aslında burada alandan bahsediyor. Varilin etrafı olmuş oluyor. Pi. Varil biliyorsun dik silindir. Ve bunun yüksekliği neymiş? 120. Yarı çapı neymiş? 50. Şimdi bunun alanını nasıl yapıyorduk? Alan eşittir. 2 tane taban alanı artı yanal alanı. Şimdi 2 tane taban alanı pi re kare. 50'nin karesi. Evet, bir saniye. Evet. Yalnız burada metre kare diyor. Bunlar santim. Burada bir geri adım atacağım. Burada bir geri adım atacağım. Şimdi bu santimleri metreye çevirelim. Yani bu 1 bölü 2. 50 bölü 100. Bunu da 100'e bölersem bu da 6 bölü 5. Evet, tamam. 2 pi re kare. Yani 1 bölü 2'nin karesi artı yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik. 2 pi çarpı r yani 1 bölü 2 çarpı yükseklik. 6 bölü 5. Sonradan çevirmedim. Baştan çevirdim. Birazcık sayılar büyük geldi. 2 pi çarpı 1 bölü 4. 2 ile gitti. O zaman burası ne oldu? Pi bölü 2. Şu ikiler gitti. Burası ne oldu? 6 pi bölü 5. Bunlar nerede işlenir? Onda. Bunu 5 ile genişlettim. 5 pi bölü 10. Bunu da 2 ile genişlettim. 12 pi bölü 10. Bu da ne yaptı? 17 pi bölü 10. Pi'yi söylemeyeceğim zaten. Çünkü kaç pi demiş. Pi'yi söyleme. 17 bölü 10. 17 bölü 10 ne demek? 1,7. Evet, birimleri baştan çeviriverdim. Çünkü sayılar bayağı büyüyecekti. Ayrıt uzunluğu 2 santim olan 9 adet eş buz küpü erimelerine fırsat verilmeden taban ayrıtı 3 santim olan kare dik prizma biçiminde yeterince yüksek bir kabın içine atılıyor. Buna göre tamamen eridikten sonra tekrar dondurulduğunda ki bu hacimden bahsediyor. Tekrar dondurulduğunda elde edilen cismin yüksekliği. Şimdi bu hacimle o hacmi birbirine eşleyeceğiz. Şimdi bunların bir tanesinin hacmi A küp. Bundan kaç tane var? 9. 8 kere 9 72. Şimdi gelelim dikdörtgenimize bu yeterince yüksek diyelim. Bunun bir kenarı 3 olan kare. Taban alanı ne? 3'ün karesi çarpı yükseklik. Nereye kadar gelecek? Buraya kadar gelecek diyelim. Bunu soruyor zaten. Hacimleri birbirine ne yapacağım? Eşitleyeceğim. 9 kere 8 ne olacak? 72. Ve doğru cevabımız 8 olacak. Şekildeki haritada koordinatları -1, 2 olan Asude sitesinin A noktası ve B noktaları üzerinde bulunduran doğrusal ana yola en yakın uzaklığı 50 kilometre ise 1-4 olan tren istasyonunun ana yola olan uzaklığı kaç kilometredir? Şimdi Asude sitesinin ana yola uzaklığı şurası neymiş? 50 kilometreymiş. Tren istasyonunun ana yola doğrusal olarak tabii. Gerçi bu yolun kalınlığı önemli mi değildir büyük ihtimal. Ve bu uzaklığı da bize ne yapıyor soruyor. Tabii ana yol derken burada yolun kalınlığı eni önemli değil. En yakın uzaklığı 50 kilometre ise. Evet, büyük ihtimal önemli değil. Neyse bakalım.
Şimdi iki noktası belli. Doğrunun denklemi. Eksi 3'e 1 ve 1'e eksi 2. Keyfi bir nokta seçiyorduk. X'ye. Burada y'lerin farkı eşittir. X'lerin farkı yaptım. Eşittir. Y yerine burada eksi 2 yazdım. X yerine burada 1 yazdım. Sonra bunu bir düzenleyelim. Çünkü kapalı lazım bize. Bu da eksi 3 bölü 4. İşler dışlar yapalım. 4y eksi 4 eşittir. Eksi 3x eksi 9. Bunların hepsini bu tarafa atalım. 3x artı 4y artı 5 eşittir 0. Bu bizim yolumuz. Şimdi asude sitesinin ne olduğunu biliyorum ben. Eksi 1'e 2. Eksi 1'e 2'nin buna olan uzaklığını şöyle hesaplıyoruz. Burada yerine yazıyoruz. O zaman 3 çarpı eksi 1 artı 4 çarpı 2 artı 5. Tamam, mutlak değerce bölü. Kat sayıları 3, 4. 3, 4, 5 oluyor zaten. Neyse şöyle yazı vereyim. Burası da eksi 3, 8, 5, 10 yaptı. 10 bölü 5'ten 2. Şimdi 2 neye karşılık geliyormuş? 50 kilometreye. Tamam. Şimdi bunun uzaklığını hesaplayacağız. 1'e eksi 4. Gene buradan x gördüğüm yere 1 yazacağım. 3 çarpı 1 artı y gördüğüm yere eksi 4. 4 çarpı eksi 4 artı 5 tabi mutlak değerce bölü 3, 4, 5. 3 eksi 16 eksi 13 16, 3 eksi 13, 5 eksi 8 tabi artı 8 olacak. 8 bölü 5. Şimdi 2, 5 kilometre ise 8 bölü 5 kaç kilometredir? Burada doğru orantı var. O zaman bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. O zaman x eşittir 8 bölü 5 çarpı 50 bölü 2. 50 ile 5 gitti 10. 80 bölü 2. Yani ne oldu? 40. Doğru cevabımız evet C şıkkıdır dostlar. Evet birazcık karıştı gibi oldu ama bir de burada yolun ana çizgisine falan filan demesi lazım. Çünkü yolun genişliği de önemsizdir demesi lazım. Köylere gidip elektrik sayaçlarını okumakla görevli olan Mahmut Bey o gün içinde gittiği dört köyün yukarıdaki gibi krakisini çıkarmıştır. Krakide her karenin bir kenarı 2 kilometreyi göstermektedir. Ancak B ve C köylerinin yerinden tam emin olamamış, Y ekseni üzerinde olduklarını ve aralarındaki mesafenin 4 kilometre olduğunu hatırlayabilmiştir. O gün A köyünden başlayarak sırasıyla B ve C köylerine gittiğine göre kat ettiği mesafe en az kaç kilometredir? Şimdi A köyünden başlayacağım. B köyüne gideceğim. Buradan C köyüne, buradan da D köyüne ve en az diyor. Şimdi o zaman ben bu soruyu bir daha yapacağım. Şöyle bir daha yapacağım. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Evet. Şimdi bizim ana doğrumuz aslında bu y ekseni ve buranın en az olması için bu doğrunun şu iki noktamız farklı taraflarında olması lazım. Bunlar aynı tarafında. O zaman en az mesafeyi biraz zor. Nasıl yapacağız? Bunun simetriğini almam lazım. Yalnız bunun simetriğini alınca bunun simetriği şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 şuraya geliyor. Bunun simetriğini aldım. Ve şöyle gidecek, sonra böyle gidecek, sonra böyle gidecek. Yani önemli olan şunla şunun uzunluğunu hesaplamak. Onun için bu 4'ü hiç hesaba katmamam gerekiyor. O zaman biz ne yapalım? Bu a'yı 4 birim aşağıya kaydıralım. Yani a noktasını şuraya alalım. O zaman direkt ne yapmam gerekiyor? Evet, direkt düz çizmem gerekiyor. Yani bilmiyorum anlatabildim mi orayı. Tamam diyelim. O zaman şimdi şurada da bir Pisagor'um oluştu. Şurada da bir Pisagor'um oluştu bakın. Evet şurada bir Pisagor'um oluştu. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4, 5.
10 oldu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 24 oldu. 24. 5, 12, 13'ün katları. O zaman burası ne oldu? 26 oldu. Ama buradan buraya en az 26. Bir de 4'ümüz var burada. 26. 26. Bir de 4'ümüz var. Ve 30 olacak. Doğru cevabımız evet B şıkkıdır sakat. Yani ondan önce bize genelde sorulan soruyu ben size göstereyim. Genelde şu nokta ve şu noktayı verdiği zaman şöyle ve şöyle en kısayı soruyor. Yani arada böyle gitmiyor. O zaman ne yapıyorduk? Hemen onu anlatmış olayım. Şunun simetriğini alıyorduk. Ondan sonra bu iki noktayı birleştiriyorduk ve ne yapıyorduk? Pisagor yapıyorduk. Ama şimdi bu arada 4 var. 4'ü aşağı kaydırdım ve onlar arasındaki en kısa uzaklığı hesapladım. Sonra 4'ü ekledim. Biraz sakat bir soru dostlar. Biraz sakat bir soru. Ve son sorumuz. Geçmiş olsun. İnşallah faydalı olmuştur. Kanala abone olup tavsiye ederseniz seviniriz. Beğenilerinizi de bekleriz efendim. Hadi kalın sağlıcakla.